Değerli arkadaşlar selamlar. Scapel ders notlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size Scapel'la daha önce yapmış olduğum örneklerden birkaç tanesini göstermeye çalışayım ki siz de bu programı kullanarak neler yapabileceğinizi görebilirsiniz diye. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir not açtım ve bu notları birbirine bağladım. Sonrasında diyelim ki mesela ben bir konu araştırıyorum ve bu konuyla ilgili ilk o an aklıma gelen mesela bilgileri yazıyorum. Yazdıktan sonra bir örgütleme içerisine giriyorum ve ne yazabileceğimi kendimce oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu mesela Scapel programına da yansıtarak beynimdeki sorunsalı daha böyle örgütlü bir şekilde karşımda hazırlamaya çalışarak ona böyle tümüyle bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın mesela böyle ilişkiler kurabiliyorum. Şuradan ilişkiler kurabiliyorum. Şu kısmı mesela bakın toplu seçiyorum. Dikkatinizi çekerken bakın şöyle şu aşağıya alabiliyorum. Bir de arkadaşlar burada önemli olan bir nokta var. Yani Scapel programı böyle kısa yolları olan bir program. Mesela boşluk tuşuna bastığımızda bakın el oluyor. El oluyor. El olunca mouse'un yani bakın sol tuşuna basıyorum ve istediğim yere hareket ettiriyorum. Mesela Zoom tuşu, bakın mesela zoom bölümü, yoğunlaşma bölümü ve küçültme bölümü. Bakın görüyorsunuz ne kadar küçük oldu. Evet, yani tahtayı istediğim gibi büyütebiliyorum. Reset yaptığım zaman eski haline tekrar geliyor. Bu büyütme ve zoom yani fokuslanmak önemli bir şey arkadaşlar, bakın. Ama diyelim ki mesela diğer alana fokuslanmak istiyorum, yani diğer alana yoğunlaşmak istiyorum. O nedenle de boşluk tuşuna basıyorum, yani böyle getiremiyorum. Dikkat ederseniz bu şekilde getiriyorum. Bu şekilde getirmek yani bazen zor olabiliyor. Yani alttaki scroll'u kullanarak evet getirmek bazen zor olabiliyor. O nedenle mesela boşluk tuşuna basarsam istediğim yere istediğim şekilde hareket edebiliyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar mesela istediğim gibi de küçültebiliyorum tahtayı. Tahta diyorum aslında yani bir boşluk gibi bir alan düşünün. Yani bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Bazen televizyonlarda görüyoruz yani yabancı kanallarda olsun, Türk kanallarında olsun dizilerde özellikle polisiye dizilerinde. Yani ne yapıyorlar? Böyle bir konuyu araştırınca ya da bir suçluyu araştırınca onunla ilgili bütün her şeyi yansıtmaya çalışıyorlar. Böyle bir diyelim ki pano meydana getiriyorlar. Bu panoda da arkadaşlar ilişkileri kuruyorlar. Orada hedef çözümü bulabilmek yani. Evet, bu programın da bize yansıması öyle olacak arkadaşlar. Biz de kendimizi organize etmek açısından kolay bir şekilde bu fikir örüntülerimizi düzgün bir şekilde mesela ilişkiler kurarak bir akış elde etmeye çalışacağız. Bakın burada bir sunum gerçekleştirilmiş. Bu sunumun mesela konuları belli. Yani farklı renkler var. Dikkatinizi çekerim. Ağların mesela izlenişi farklı. Ondan sonra resimler var. Halen daha size resim nasıl eklenir onu göstermedim. Evet arkadaşlar. Yine konu mesela tahtanın dışına taşmış. Burada yine farklı şekilde mesela başlıklar meydana getirilmiş. Bu başlıklarla resimle ilişkilendirilmiş. Dikkat ederseniz mesela bakın CTRL eksiye bastığım zaman önce CTRL tuşuna basıp eksiye basınca evet pano küçülüyor. Artıya basınca pano büyüyor arkadaşlar. İstediğim kadar büyütebilirim. Evet. İstediğim kadar da küçültebilirim arkadaşlar. Büyütürken bakın büyüttüm. Sonra mesela bu notlar arasında gezinmek isterken ne yapıyorum? Boşluk tuşuna basıyorum. Boşluk tuşuna basınca da arkadaşlar istediğim yere gidiyorum. Yani istediğim alanları gösterebiliyorum insanlara. Evet, yoğunlaşabiliyorum. Sonra reset yapıyorum arkadaşlar. Bakın reset yapınca tekrar kendi aynı ölçüsüne gelir. İstersem küçültüyorum. Küçültürken ne yapıyordum? CTRL'ye basıp ondan sonra da eksiye basıyorum. Evet, bilgisayarın tuşuna eksiye basıyorum. Büyütmek isteyince de artıya basıyorum. Evet. Küçültmek isteyince eksi tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın iyice küçülttüm. Evet. Büyütüyorum. Evet burada güzel bir şey. Bakın ben diğer örnekleri de göstereyim. Mesela bir kitap projem vardı. Onunla ilgili böyle bir çalışma yaptım. Bu biraz karışık ama benim için önemli olan karışıklığı değil. Ben mesela istediğim gibi mesela ulaşmak istediğim alana çok rahat bir şekilde ulaşıyorum. Yoğunlaşmak istediğim menüye kolay bir şekilde yoğunlaşıyorum. Ama burada mesela eklediğim her şey her zaman burada ve kendi örüntüsü içinde arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaybolmuyor. Ve benim bilgisayarımda yer alıyor.
Yani yazılar ve bunlara bakarak mesela neyi yazacağım, hangi başlığı yazacağım, hangi alt başlığı yazacağım, hangi alt başlığın altının ondan sonra böyle bir hiyerarşi içerisinde olan başlıklar yazacağım. Onları mesela tespit ediyorum ve ona göre hazırlığımı yapıyorum. Başka bir örnek daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek var. Bazen ders anlatırken bunu yine kullanıyorum. Programı kullanınca da ders notlarımı mesela böyle bu şekilde hazırlıyorum. Bunun büyük olması, küçük olması benim için önemli değil. Ben zaten istediğim gibi öğrenciye mesela neye fokuslanacağımı gösteriyorum. Yani hangi alanın öğrenciye dikkatini çekmesi için istediğim zaman orayı büyütüyorum, orayı küçültüyorum. Hemen bakın. Küçülme gerçekleştiği büyüme, büyütmeyi de yaptım. Ondan sonra da boşluk tuşuna basarak arkadaşlar mesela diyelim ki şu kısma, şu nota yoğunlaşacağım. Hemen bu notu öğrencilere gösterebiliyorum ve öğrencilerin şu an bu ekrana bu ekranı dikkate almalarını istediğim zaman böyle büyütebiliyorum. Böyle ekranlar arasında geçebiliyorum. Ya da mesela tuşa basıp tutarak, boşluk tuşuna basıp tutarak evet, devam ediyorum. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar küçültüyorum. Dikkatini çekerim. Evet. Yine farklı bir not göstereyim size bu sefer. Yine farklı. Evet. Bakın mesela bu sefer de böyle Çanakkale Savaşı ile ilgili bir not hazırlanmış. Bu resimler mesela aslında büyüyor. Resimlerde mesela CTRL tuşuna basarsak bakın istediğimiz gibi büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Evet. Resimler arasında dikkat ederseniz resimler arasında da bağlar var. Evet, resimleri istediğimiz yerlere götürebiliyoruz. Evet, bakın pano oldukça büyük bir pano. Evet. Ama bunun bizim için önemi yok. Büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Biz istediğimiz gibi küçültebiliyoruz, istediğimiz gibi büyütebiliyoruz. Ve bu notlar arasında istediğimiz notu dikkate alınmasını sağlayabiliyoruz. Yine boşluk tuşuna basıp mesela istediğim gibi hareket edebiliyorum. Evet arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde Scapper programının kısa yol tuşlarını öğrenmeye çalıştık. Yani büyütme, küçültme, fokuslanma, not ne kadar büyük olursa olsun gezinme nasıl sağlanır? Bunu göstermeye çalıştım arkadaşlar.